Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, artık kaçarı yok, kesin düşecek. Dolayısıyla bugün önemli açıklamalar yapıldı. Hem siyaset kanadından hem ekonomi kanadından ve bunun dönüp dolara, altına ve hisse senetlerine çok ama çok etkisi olacak arkadaşlar. Tabii ki işin başında faiz var değerli arkadaşlarım. Faiz dediğimiz zaman da aklımıza ne gelir? Faiz normal şartlarda enflasyona göre belirlenir. Enflasyon ne olacak? Bununla ilgili en önemli para otoritelerinden birisi olan Merkez Bankası neler diyor? Bu çok belirleyiciydi arkadaşlar. Ve bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon sunumunda hedefleri yukarıya doğru revize etti. Dolayısıyla baktığımızda şimdi 2024'te gıda enflasyonunu 35,5'tan 41,8'e çıkardığını görüyoruz. Enflasyonda ise yıl sonu tahminini 38'den 44'e çıkardı. 2025 için de 21 gibi daha gerçekçi sayılabilecek bir rakam belirlediler değerli arkadaşlarım. Şimdi dolayısıyla burada hedeflerin ne kadar gerçekçi seçilmesi bizim için o kadar iyidir arkadaşlar. Daha düşük hedef koyduğunuz zaman ulaşması zor olduğu için piyasanın sizin hedeflerine inanması da zorlaşacağı için bir şekilde yaşama yaklaştırılan hedefler pozitif olarak görülebilir. Ama tabii ki hikaye uzun. Onu anlatmaya başlayalım şimdi. Biz değerli arkadaşlarım bu program ilk açıklandığı zaman şunu iddia etmiştik. Demiştik ki hatta Nisan-Mayıs aylarıydı çok net hatırlıyorum. Türkiye'de enflasyon parasal bir olgu değildir. Dolayısıyla sadece siz hedefleri revize ederek ya da sadece faizle yola çıkarsanız bu enflasyonu düşürmekte başarılı olamazsınız demiştik. Ve hedeflerin de revize edildiğini de görüyoruz. İşte 38'den 44 olmuş. Gıda 35,5'tan 41,8'e. Yani dediğimiz çıktı. Sadece faizle enflasyonu düşürmek imkansız. Bu ortaya çıktı. 2. Başkan diyor ki biz enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Sunumda söyledi. Şimdi yarı mamülü ithal eden bir ekonomi enflasyonu kalıcı olarak düşüremez. Çünkü kura bağlıdır, kur geçişkenliği vardır. Bunu biliyorsunuz, bir daha söylemeyeceğim. Ve gıdada üretim yetersizken ve en önemlisi de üreticiden tüketiciye sebze ve meyvenin fiyatları 4-5 kat artıyorken, fiyatlama mekanizması bozukken bütün enflasyonla ilgili sorumluluğu Sayın Karahan'ın alması bence çok yersiz bir durum. Burada merkez yapsa ne yapmalıdır? Enflasyonla ilgili diğer faktörleri gündeme getirmek için hükümete mektup yazması gerekirdi. Şimdi dolara geleceğim, altına geleceğim, meraklanmayın. Faiz vasıtasıyla borsa ve fonlara da geleceğim. Bakın ama bu altyapıyı bir kuralım arkadaşlar. Yani böyle karnımızı kaşıyıp işte altın şu olacak, dolar bu olacak, şu olacak, bu olacak ya da bugün bu oldu, şu oldu diye haber anlatmak da değil amacımız. Burada Avrasya'nın farkı şu. Birçok YouTube sitesi olanı anlatır ya da aşırı manipülatif davranır. Biz olacakları bilimsel olarak öngörmeye çalışıyoruz arkadaşlar. İlla olacak da demiyoruz. Bakın faiz konusunda yüksek faize belli bir noktadan sonra karşı gelmek gerekir demiştik ki biz burada da karşı geldik. Niye? Bize şu eleştiriler de yapıldı. Hani faiz artsın diyordunuz, şimdi ne oldu? Bu gerçekten çok bilgisizce ve sığ bir yorum. Niye? Faizi artırın elbette. Türk lirasına bir kredibilite kazandırın. Ama faiz artarken önemli olan bir süre satın alırsınız. Kur sakin gider faizle alınan borç paranın kura basılmasıyla. Bu sürede yapısal reformları yapmazsanız hedeflerinize ulaşamazsınız demiştik. Dolayısıyla faizi de şimdi yapısal reform yapmadan 50'de faizi sabit tuttuğunda ne olur? Bu sefer yaptığın işte 75'ten 48'e düşüşü de berbat edersin enflasyonda. Yüksek faiz sadece işsizlik, İflaslar ve üretim yavaşlaması değil. Bakın bunun altını çizelim. Türk kamuoyunda bu çok fazla dillendirilmiyor. Yüksek faiz aynı zamanda arz kısıntıları yaratır. Yani ne demek? Fabrika kapandığı zaman ya da fabrikanın çalışması azaldığı zaman, daha az mal ürettiği zaman ne olur? Piyasaya giren mal miktarı azalınca bir bakmışsın senin yüksek faizin talebi kısmış belki, ki o konuda da şerhlerimiz var. Kimin talebini kısıyor? Dar gelirlinin kısıyor talebini ama yüksek gelirlinin talebi yine yukarıda. Şimdi sen bir de fabrikanın çalışmasını düşürdüysen arz azaldığı zaman ne olacak?
fiyatlar yukarı gidecek. Bunu bir düşünmek gerekiyor. Bunu Merkez Bankası da görmüş ki arkadaşlar, Fatih Karahan şunu dedi: enflasyon ana eğilimine bağlı olarak faiz indirim döngüsü başlayacaktır. Veri bazlı izliyorum ve en önemlisi de diyor ki, şimdi 75'ten 48'e geldik. Yıl sonu 44-45 ki bizim belirttiğimiz yıl sonu hedefine onlar da revize etti arkadaşlar. Başkan diyor ki sabit tutarsak faizi bu sıkılığın artması demektir. Evet, enflasyon tamam 75'ten 44'e düşüyor. 44'ü savunmuyoruz, yanlış anlamayın. 44'ün vatandaşlar için yine bir kabus olduğunu biliyoruz. Çünkü kıyma fiyatı 600 liradan 500 liraya gerilemiyor. Kıyma fiyatı ne? %40 artacak, 70 artacağına, bu manada. Bu da kötü bir durum. Ama dönüp faizi 50'de tutmak bir saçmalık olur. Niye arkadaşlarım? Faiz indirimini yapmanız gerekiyor ki biraz sanayiye soluk aldırın. Çünkü 75'ten 45'e 30 puan gerilediyse bu, en azından faizde de birdenbire bam güm değil ama kademeli bir indirime girmeniz gerekir. Niye? Çünkü bedeli var yüksek faizin, %50'nin. Bakın Türkiye'de 50 faizden inişi, 50'den inişi bir taviz olarak zannediyor bazı vatandaşlarımız ve iktisatçılarımız. Ama enflasyon düşüyorsa burada o düşüşe paralel bir miktar indirim yapılması lazım. Niye? Bir kez daha söyleyelim. 50'de faizde ısrar etmek demek enflasyonun daha iyi düşeceği anlamına gelmiyor. İktisatçılar yanılıyor. Bazı vatandaşlarımız da yanılıyor. Sanayi boğuluyor şu an. Dolayısıyla işsizlik artıyor ve az önce dediğimiz gibi arz düştüğü için bu enflasyonu dönüyor, arkadan yükseltiyor. O zaman burada veri bazlı olmak demek şudur: ya kardeşim, enflasyon minik minik düşüyorsa faizi de minik minik düşür. Çok 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 düşüyorsa çok 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 düşür. Bunu yapmazsan enflasyon yaratırsın, işsizlik yaratırsın, bir kaosa neden olursun. Böyle bir durumumuz var arkadaşlar. Ve şimdi burada fabrika üretimleri azalırsa arz azalır, fiyatlar artar dedik. Merkez Bankası'nın dediği gibi sabit tutarsak da sıkılık artacaktır. Evet, haklı. Bunun da Türkçe tercümesi faiz indirimleri gelecek demektir. Şimdi bu durumda ne olur dediğimizde, bakın, finansal enstrümanlara bağlayalım. Tamamen bilimsel, kişisel yorum yok. Nedir arkadaşlar? Eğer faizler iniyorsa fonların davranışına, yani sermayenin davranışına baktığımızda, para piyasası fonlarından çıkışı borsaya girişi doğurur ve haliyle burada Merkez Bankası Başkanı Karahan tarih vermedi ama 75'ten 48'e gerilemiş, 1-2 ay gecikmeli hedeflere ulaşacağız derken, ki Ocak gibi 38 diyor, burada faiz indirim döngüsünü aslında 1-2 ay gecikmeli de olsa teyit ediyor diyebiliriz. Bir önemli söylem de arkadaşlar, bakın, bu faiz indirimleri ne yapar? Fonların para piyasasından çıkıp sermaye piyasasına girişini söyler. Bunu ben iddia etmiyorum. Bu finans kitaplarının birinci sayfasında yer alan temel bir denklem. Bir önemli söylem de Cumhurbaşkanından geldi diyoruz. Ne geldi arkadaşlar? Yaklaşım tarzımı biliyorsunuz. İnşallah faiz indirimiyle birlikte enflasyon da düşecek. Hayır, tam tersi. Enflasyon düştükçe Sayın Cumhurbaşkanı faiz düşecek. Sizin yaklaşımınızla gittiğimiz zaman ülkeyi bir yangın yerine iktisadi olarak çevirdiğimizi çok net gördük, değil mi? Kur patladı. Bir daha hatırlatalım. Kur patlayınca kur korumalı mevduat geldi. Trilyonlarca lira oraya ödendi. Bütçede muazzam açıklar depreme eşlik etti ve bu açıkları kapamak da yine yandaşlara değil, bize düştü, değil mi? Böyle bir mekanizma var. Dolayısıyla faiz 50 oldu, kur kontrol edildi diyoruz ve talep de düştü. Şimdi o zaman burada faizin 50 olmasından dolayı kurun kontrol edildiğini görüyoruz, değil mi? Yani Cumhurbaşkanının dediği gibi değil. Bütün bu işlerin bir de arkadaşlar Trump etkisiyle de birleşmesi lazım. Çünkü bakın, Fed çatır çatır öbür tarafta faiz indiriyor. ECB faiz indiriyor. Haliyle senin buradaki faizin orayla kıyaslandığı zaman arada marjlar açılmaya başladı. Sen sabit tutuyorsun, adamlar indirdikçe küresel yatırımcı için de çok ballı kaymak oluyor. Bunu ülke çıkarları için de indirmen lazım ve neden indirim gerekliliğini
Burada enflasyona yol açar ve artı sanayicileri de boğmasından dolayı detaylı anlattığımı inanıyorum. O zaman toparlayalım arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Trump'ın faiz indireceği, vergileri indireceği ile borsaları coşturmasıyla beraber bu döngülere de bir momentumun dışarıdan geldiğini de göz ardı etmeyelim arkadaşlar. Şimdi efendim faizin Aralık Ocak'ta indirim döngüsüne gireceği, evet tamam, kuvvetle muhtemel bir olasılık olarak karşımızda duruyor. Bu indirimin nedeni iç zorluklar dedik, işte arzı düşürüyor, fiyatları artırıyor, işsizlikler oluşuyor, iflaslar. Dış konjonktörde Fed'in faiz indirmesi ve Trump'ın genişlemeci bir maliye politikası, düşük faiz ve parasal harcamaları artacağıyla beraber bir ihtimalin arttığını söylüyoruz, değil mi? Bu durumda hisse yukarı. Gelelim altına. Şimdi altına gelelim. Altında ise bütün bu konjonktüre baktığımda eski coşkulu çıkış devam eder mi dediğimizde ben şöyle diyorum. Dün de detaylı anlattım. Lütfen izlemeyenler dünkü videoyu izlesin. Bakın eyyem yapmıyoruz. Orada gerçekten 2025 strateji raporu yayınladık altın ve hisse ile ilgili. Burada altında en fazla yumuşak bir çıkış görürüz. Ama bunun öncesinde de değerli arkadaşlarım kar satışına çok ama çok dikkat etmemiz gerekir. Neden? Çünkü savaş etkisi ve Fed faiz etkisi altını yukarı çıkartıyor. Ama altını burada coşkuyla çıkartan en önemli gerekçelerden birisi savaş etkisidir. Savaş etkisinin Trump'la beraber azalacağını düşünürsek burada işte neden altında yumuşak bir çıkış, geçmişteki gibi sert bir çıkış olmayacağı, neden kar satışlarının gelebileceği sorusunu da otomatik olarak bu savaş etkisinin nedeniyle belirtmiş oluruz. Dolayısıyla bakın arkadaşlar altına dönüp baktığımızda 2800 dolardan 2650'ye geldi ve bir tepki verdi, 2700'e vurdu. Gün içi hafta sonu cuma günü yine bir eksi yazmaya başladı 2700'ün altında. Ben saat 13 sularında çekerken 2686 dolar falan. Burada şuna dikkat etmek lazım. 2700 doların üstüne atıp yoluna devam edebilecek mi? Ama savaş etkisinin azalmasından dolayı burada bir momentum kaybına dikkat çektik. Ve bir de şunu dedik. Dedik ki lütfen hiçbir varlık sonsuza kadar yukarı gitmez. Altın 45 derecelik açıyla çıktı. Dolayısıyla altında satış gelebilir demiştik. Bu dediğimizin çıktığını görüyoruz. 2800 dolardan 2700'ün altına inen bir dolar var arkadaşlar. Ve trendle takip edin demiştik. Yine şunu söylüyorum. 2700 doların üstüne atar ons altın, orada kalıcı olabilirse altındaki yumuşak çıkışın devam edeceğini söyleriz. 2700'ün altında kalırsa kar realizasyonlarının değerli arkadaşlarım 2650 ve 2600 dolara kadar genişlemesi de bir ihtimaldir, karşımızda duruyor. O zaman arkadaşlar burada fonların yavaş yavaş faizden çıkıp borsa, emlak, araba gibi kıymetlere gireceğini söyleyebiliriz. Burada borsaya girerken de önüne gelen kağıda değil, bakın bilançolar geliyor. Bu bilançolara göre hedef fiyatları belirliyoruz. Daha önce bu hedef fiyatları belirledik 6 aylıklarda. Şimdi 9 aylıklarla bunların sağlamasını yapıp daha net fiyatlar çıkartacağız. Cumartesi günü bu fiyatları ben Avrasya Yatırım Anadolu Aslanları grubunda açıklayacağım zaten arkadaşlar. Orada da gerçekten sıkıntılı günler geçirdik. Ama netice itibariyle bundan önce 7500'den 11000'e çıkan bir borsa vardı. 11.000'den de 8.500'e düştü. Her çıkışın bir inişi olur arkadaşlar. Ama dönüp baktığımızda bir yıllık performansta altını, doları ya da faizi geçmiş hisselerimiz var. İyi seçilmiş olmakla beraber. Dolayısıyla yine bunların performanslarını, altının ve faizin performansını aşacağımız kağıtlar oluşmaya başladı. Bunları öğrenmek isterseniz de cumartesi günü biz bunu Avrasya Yatırım Anadolu Aslanları grubunda açıklayacağız.
Günlük ticaretler deniyoruz mesela. Evvelki gün Anadolu Efes'te %9 yakaladık. Garantide %5 yakaladık. Ondan sonra dün Alarko'da %5 yakaladık. Bugün garantide tekrar %3'lük bir getirimiz var öğlen itibariyle. Belki kapanışa doğru bu getiri artabilir. Ve en önemlisi burada arkadaşlar bakın. Siyasi okumalar önemli. İktisadi okumalar önemli. Ve bilanço analizleri. Bütün bunları yatırımcı okulumuzda anlatıyoruz. Herkesi beklerim. Evet, borsalar düştü. Evet, kağıt üstünde zararlar edildi. Yanlış kağıtlar seçtik belki ama doğru kağıtları seçtiğimiz zaman gelir grubumuzu üste atmakla beraber bugüne kadar yaptığımız zararlardan da çıkıp işi daha profesyonel yapabilme imkanımız vardır diyorum arkadaşlar. Bunlar bir reklam değil, bunlar yaşamın gerçekleri. Önümüzdeki dönemde böyle ilkbahara girerken seçtiğimiz hisselerin hedef fiyatlarıyla gerçekleşmelerini sizlere açıklayacağız zaten. Geçmişte bunu çok başardık, yine başaracağız değerli arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.